şu anda tünel çalışması ile ilgili Anıtlar Kurulu'nda bekleyen bir karar var. Bu karar geldikten sonra inşallah bu antik yerleşim yeri ile ilgili mebran uygulanmak suretiyle çalışmaların devamını sağlamış olacağız. Diğer taraftan en önemli en mega proje diye ifade ettiğimiz denizimiz açısından yani denizimizi İzmir'e, dünyaya bağlayacak olan otoban çalışması. Bunun güzergah çalışmaları ile ilgili hemen hemen çalışmalar tamamlanmış vaziyette ve temelini de attık. Yol yapım çalışmaları devam ediyor. Onun takibini sürekli koordinasyonunu yapıyoruz. Hem valimizle milletvekillerimiz Büyükşehir Belediye Başkanımızla Karayolları Bölge ve Genel Müdürlüğü ile beraber yürütüyoruz. İnşallah o konuda da 2022 yılının 6. ayına kadar bu otoyol çalışmalarında tamamlanacağına inanıyoruz. Tabii şehir hastanesi projemiz var. Şehir hastanesi ee, şehrimizin en önemli projelerinden birisi, hak ettiğimiz bir proje ve bu noktada e, doğrudan kamu yatırımı olarak gerçekleştirilecek olan Şehir Hastanesi yatırımı e, ihalesi yapılmış idi, birinci ihale ve o ihale malum bizim elimizden gelen nedenlerle değil, kamu ihale kanunundan kaynaklanan nedenlerle e, iptal edilmiş idi e, ve akabinde yeniden ihaleye çıktı, geçen hafta bir hafta oldu ve bu ihalede inşallah kesinleşecek ve yapım aşamasına da geçilmiş olacak. İnşallah Haziran'dan sonra da herhalde inşallah salgındaki vaka sayıları da aşağıya inmiş olur. Sağlık Bakanımız da yoğun çalışmasından fırsat bulabilirsek bu temel atma programında da bakanımızı denizimizde ağırlarız diye düşünüyoruz. Onun için şehir hastanesi ve otoyol projesi artık kendi mecrasına girmiştir. Ee, geri dönülemeyecek bir istikamette e, ilerlemektedir ve inşallah en kısa zamanda da 2022 yılı içerisinde ete kemiğe büründüğünü ve hayata geçirildiğini göreceğiz.